Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell'ın Temsilciler Meclisi'ndeki yarı yıl politika sunumunda mali destek vurgusu öne çıktı. Kongrenin mali desteği çok çabuk geri çekmesinin problem olabileceği uyarısında bulunan Powell, bunun yanında piyasalarında oldukça iyi çalıştığını savundu. Fed Başkanı şimdi mali durumu düşünecek zaman değil, zaman içinde ETF'lerden tahvil alımlarına doğru geçeceğiz dedi. Amerika'da konut başlangıçları Mart ve Nisan'daki sert düşüş sonrası Mayıs'ta %4.3 artışla 974 bine yükseldi. Beklenti %23.5 artıştı. İnşaat izinleri de Nisan'daki %21.4'lük düşüşün ardından Mayıs'ta %14.4 artışla 1.22 milyona çıktı. Beklenti %16 yükselişti. Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu Nisan ayında 2019 sonuna göre 7.4 milyar dolar azalarak 173.6 milyar dolara geriledi. Kısa vadeli kredi borcu da ticari krediler hariç 895 milyon dolar azalarak 8.1 milyar dolara indi. Çalışma Bakanı Selçuk, kısa çalışmadan normalleşmeye geçen işverene prim desteği verileceğini ve işten çıkarmayı engelleyen fesih kısıtını 3 ay daha uzatacaklarını anlattı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, kontrollü normalleşme süreciyle birlikte başlatılan uçuşlarda Haziran'ın ilk 15 gününde hava yolunda iç ve dış hatlarda 1 milyon yolcuya ulaşıldığını duyurdu. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Chakrabarty, koronavirüs krizinin ardından pek çok şirketin Çin gibi tek tedarik merkezine olan bağımlılığını kırmak istediğini, Türkiye'de tekstil başta olmak üzere pek çok sektörün bundan yararlanabileceğini anlattı. Bloomberg KT ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi küresel piyasalarda çarşamba gecesine geldik. Karşınızdayız. Bakalım gündemimizde neler var? Hızlıca şöyle paylaşalım. İlk gündem maddemizin yine Amerika ile başladığını görüyoruz. Wall Street'te bir iyimserlik var. Dört gündür üst üste yükselen bir endeksten bahsediyoruz. Bugün bir ara gün içerisinde Dow Jones bir ara eksiye döndü. Sonra yeniden, bakın şu an yine ekside, sonra toparladı ama nispeten bir iyimserlik var. S&P yukarıda, Nasdaq'ta Apple'ın tarihi zirvesine ulaştığını görüyoruz. Amerikan endeksleri her şeye rağmen nispeten ılımlı, temkinli, iyimser tarafa bakan duruşlarını koruyorlar. Fed başkanları konuşuyor. Sadece Amerikan Merkez Bankası'nın başkanı Powell değil ki, dün Senato'da, bugün Temsilciler Meclisi'nde konuştu. Temsilciler Meclisi'ndeki mesajında daha çok mali politikaların, mali teşviklerin devam etmesi gerektiğini, bunların hemen geri çekilmemesi gerektiğine vurgu yaptı. Fed kendi para politikasını yürütürken Kongre'den başta olmak üzere bu mali teşvikler noktasında bir anlamda destek istedi. Niye yine Kaplan'dan ve Clarida'dan, diğer bölgesel Fed başkanlarından da açıklamalar, değerlendirmeler oldu. Euro-dolar paritesinde bir gerileme var. Dünle başlamıştı, bugün de devam ediyor. Euro-dolar 1.12'lere kadar çekildi. Euro'nun bir miktar zayıf kısmı, Avrupa'daki teşviklerin 1 trilyon euroya çıkabileceğine dair haberler vardı bugün yine. Avrupa'da teşvik için kesenin ağzını açmış gibi görünüyor. İçeriye döndüğümüzde Borsa İstanbul cephesi tamamen yatay bir kapanış yaptık bugün. Bundan sonraki stratejiyi konuşmak lazım. Borsa daha fazla gidemiyor mu? Gidecek yeri var mı? Tamam mı? Tıkandı mı? Yeni bir hikaye var mı borsada? Onu konuşacağız. Dolar TL cephesinde de sakinlik var. Aslında bugün haber akışı açısından da biraz sakin bir gün. Dolayısıyla hem borsa hem kurda içeride oldukça sakin bir kapanış gerçekleştirdiler. EBRD'den Türkiye mesajı var. EBRD Türkiye'ye dönük çok olumlu değerlendirmeler yaptı. Chakrabarty, Türkiye'nin bu süreçten olumlu çıkabileceğini, diğer ülkelere nazaran olumlu ayrışabileceğini anlatan bir EBRD söz konusu, Avrupa'nın İmar ve Kalkınma Bankası. Birazdan iki değerli konukla buluşacağız. Tufan Cömert, Garanti BBVA Yatırım'dan ve aynı zamanda
Ata Yatırım'dan Cem Tözge canlı yayın konuklarımız. Sohbete geçmeden şöyle bir rakamlara bakalım, nasıl bir tablo var efendim. Ardından yorumlamaya geçeceğiz. Dolar TL'de az önce ifade ettiğim gibi bir sakinlik var. Bakın %0.00, yani şaka gibi. Borsaya baktığımızda da BIST 100'ün kapanışı da neredeyse aynı şekilde olacak. %0.00, yani hiçbir oynama yok. 6.84.14 koyduğumuz gibi duruyor. Dün neredeyse. Euro TL 7.68'de burada aşağı hareket var. Dolar endeksi 97 seviyesinin üzerine çıktı. Euro dolar paritesinde bir düşüş var. 1.12'lerin altını zorladı bugün. En düşük seviye yaklaşık 1.12'lerin hemen üstü. VIOP 30 akşam seansında da bakın %0.00. Yok, yani hareket yok. Çok sakin bir gün. Bakın görüyorsunuz 126.850. Neredeyse grafiklerin fişini çekmiş gibi bir gün. Bakalım gün içerisi grafiğe. 6.83'ten bir 6.86'ya yaklaştıktan sonra yeniden aşağı doğru gevşeyen, salınan bir dolar TL söz konusu. Borsa İstanbul'da da tamamen bir yatay kapanış gerçekleşti. Hiç değişim yok. %0.00 bakın. 110.939, 111.000'in yine kıyısında kapattık borsa bugünü. 111.500'lere bir hareket olmuş gün içerisinde. 110.500, yani neredeyse 1000 puan içine gidip gelmiş. Çok dar bir aralıkta Borsa İstanbul bugün gidip gelmiş. Kapanışta tam ortada zaten yapmış. Tahvil faizlerine bakalım. 2 yıllık ve 10 yıllıklar ekranlara gelecek. Burada da çok büyük bir değişim yok ama uzun vade biraz daha aşağı gelmiş. 12'nin altına doğru. 2 yıllık 9'larda, Amerikan 10 yıllık tahvil faizinde de dün 0.75 seviyelerindeydik. Bugün 75'lerden 73'lere doğru bir miktar geri çekilme var ama nispeten 70'lerin üzerinde bir tablo, belki biraz daha iyimser mi diyelim, biraz daha toparlanma yönlü mü diyelim, takdiri size bırakalım. 0.73'lerde Amerikan 10 yıllığı. Altın cephesi günlerdir düşen altın bugün yatay. Altında da bakın hiçbir hareket yok. 0.02, orası da yerinde. 1726.27 gram altın 380 liraya yakın. Bitcoin'de 9.400'lere yakın hareket. Neredeyse burası da günlerdir değişmiyor. Bir yatay hareket söz konusu. Bitcoin'de bir 10.000'e çıkmıyor yani. Her akşam 9.300, 9.400, 9.500. Brent petrolde %0.5 aşağıdayız. 40 doların üzerindeyiz hala. 38 dolara yakın bir Amerikan tipi petrol. Avrupa nispeten iyiydi bugün yine. Amerika'ya da bakacağız. %0.5, DAX yukarıda. Paris 0.8. İtalya sadece ufak bir geri çekilme var. Londra yeşil. Amerikan endeksine bakalım. Nasdaq bugünün yıldızı. Nasdaq endeksi 0.85 oranında yukarıda. S&P ve Dow Jones'da nispeten yatay diyebiliriz. Bugün Apple tarihi zirvesini, Melike dün de anlatmıştı, biz de göstermiştik. Tarihi zirve seviyelerde. Melike, Powell bir kez daha konuştu. Mali cepheye vurgusu var bolca. Başka hangi notlar var senin? Biraz inşaat sektörünü, konut sektörüne ilişkin veriler görüyoruz. Sana bırakalım sözü. Teşekkürler Barış. Öncelikle 3 gündür koronavirüsten sonra V şeklinde ekonomik iyileşmeye giren ABD ekonomisiyle birlikte artan, yani buna dayalı artan bir borsa vardı ama o biraz tersine döndü. ExxonMobil, Chevron önderliğinde Dow Jones'un 50 puan birden düştüğünü görüyoruz. Enerji sektöründe ve ham petrolde dünün tersi bir durum yaşanıyor. Bir. İkincisi, ABD'de enfeksiyonlar artışta. %1 günlük bir artış var. 9 eyalette birden koronavirüs vakalarının ciddi şekilde arttığını görüyoruz. Bu da endişe yaratıyor. Ama bir yandan da hani İngiltere'den gelen steroid ilacı, dexamethasone isimli steroid ilacının bir iyimserliği var. Bütün bunlar cereyan ederken şimdi ABD ekonomisi ve şeklinde iyileşiyor mu, iyileşmiyor mu? Bununla birlikte borsa kendini yukarı atarken biz bir yandan da Powell'ın 2 gündür konuşmasını dinliyoruz. Dün bankacılık komitesiydi. Bugün Finansal Hizmetler Komitesi karşısında kongrede konuşurken mali desteğini kongre hemen çekmemeli. Çok acil, çok hızlı davranmamalı diye bir yorumda bulundu. Bulunur bulunmaz da bence bulunduğunu bulunacağını pişman oldu. Çünkü Cumhuriyetçi Parti'nin GOP'un senatörlerinden McHenry de sen asıl para politikalarına bak ve para politikalarıyla ilgilen cevabını kızgın bir şekilde verdi. Ve oturttuk yani adeta Powell'ı yerine. Eğer seyrettiyseniz bu hararetli tartışmayı, orada onu nasıl kestiğini
görmüşsünüzdür. İşte ABD enfeksiyonları artıyor. Bir yandan Çin'de uçuşlar, hem Pekin'e giriş çıkış, Çin'e giriş çıkışlar durdurulurken sanki bunlara artık bir şekilde alışmış yatırımcılar var. Ama son 3 gündür bir isim var, Peter Trunchich diye. Bu bir bilim adamı. Ve 2020'de çok ciddi şekilde problemlerle karşılaşacağımızı tahmin eden, bu hem kendisi trader hem de bilim adamı, data analisti aslında. Onun yorumları Wall Street Journal'da, New York Times'da yankılanıyor. Zira ben rakamlara baktım diyor. 1970-1980 bunalımlarından sonra 2020'de de başımıza bir şeyin geleceğini biliyorduk diyen 63 yaşındaki bu bilim adamı. Şimdi diyor ki epidemik, pandemik veya doğal felaketler, ekonomiyi etkileyen özellikle bu tür buhranlardan ekonomiler bazen kendini iyi sıyırabiliyor. ABD sıyırdı mı? Hayır, öyle görünmüyor. Ama hala vakit var diyor buna. Bu arada Anthony Fauci'nin de biz hala birinci dalganın içindeyiz demesi de iyice moralleri bozdu. İşte bunlarla birlikte şimdi V şeklinde bir yerde iyileşmede miyiz değil miyiz? Reuters'ın raporuna yatırımcılar, duyurusuna yatırımcılar kulak asmaya başladı. Nedir? İşte Arizona, Florida, Oklahoma, Oregon, Texas'ta rekor artışlar var ve yeni hastaneyi kaldırılanlar var. Texas, Nevada, Florida'da bunlar yepyeni, her gün yeni bir rekor yaşıyoruz. Yatırımcılar da bunu es geçemiyor. Ama iki haber arasında kaldı. Bir, İngiltere'den gelen bu tedaviyle alakalı, yani bu ilaçla alakalı güzel haber, bir yandan da o. Şimdi ekonomik veriler. Ekonomik veriler bazı sektörlerde iyi gelmeye devam ediyor. Dün işte perakende satıştı. Bugün konut başlangıçları Mayıs'ta %4.3 artmış. Bu 974 bin ediyor, 934 bin kene. Ve bir yandan da izinler de artıyor başlangıçların yanında. Ve izinler bence daha pozitif bir bölgede. Çünkü inşaat izinleri %14.4 artıp yıllık bazda 1.2 milyona varıyor. Bunlar pozitif haberler. Fakat borsa genellikle ekonomik verilerden çok işte Fed yetkilileri ne demiş ne dememiş, Powell nasıl bir tablo çiziyor, onu fiyatlıyorlar bu pandemik oldu olalı. Ben bunu görüyorum. Yani ekonomik rapor iyi gelse bile onu fiyatlamıyor veya kötü gelse bile. Şimdi özellikle Powell'ın biraz azar işitmesi şu anda ana gündemde borsada. Onun yanında gelelim Southwest Airlines. Düşüşteydi, şimdi kendini toparlamaya başladı. Çünkü gelir görünümünü, satışları hepsini düşürdü. Ekonomik görünümü nasıl düşürüyorsa bazı ekonomistler, ABD ekonomistiyle alakalı bütün görünümde Southwest Airlines, evet, birlikte düştü. Facebook'un hissesi ise yukarı çıkıyor. Çünkü seçmenleri bir şekilde motive edip canlandırmak için yeni programlar ve hizmetler sunuyor. Çünkü seçimler de çok yaklaştı. İşte böyle bir günde Oracle ise düşüyor. Çünkü mali dördüncü çeyrek geliri beklentilerin altında, enerji ve Success düşüyor, düşüşte ve altın karışık bir yerde, yataya yakın bir yerde, dolar kendini toparladı diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike Aynı, biz de çok teşekkür ediyoruz. Sohbetimize geçeceğiz. Tufan Cömert ve Cem Tözge bu akşam bizlerle. Her ikisine de hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Merhabalar, iyi akşamlar. Selam Cem. Selam Tufancığım. Cem Tözge dönmüş galiba anladığım kadarıyla. Döndüm, evdeyim. Evdesin artık, evini biliyoruz abi yani. Tufan Cömert her zamanki arabaların arkasını almış. Köşemi çekiyordum. o da bizlerle, hoş geldiniz, teşekkür ederim. Şimdi bugün valla ne konuşacağız ben bilmiyorum. Bu akşam Tufan abi izinle Cem Tözge ile başlayalım. Yani hiç hocam, tabii, bakıyorsun 0.00 ya. Hakikaten sıfır değişim. Haber akışını Cumhur'a da selam göndereyim. Buradan araştırma müdürümüz Cumhur'a dedim. Ben Cumhur tabii biraz daha erken geldi. Cumhur ne var, bugün ne var dedim yani. Abi bir şey yok, gündem yok. Vallahi haklısın dedi. Yani Baltic Dry Index'i dedi binin üzerine çıkmış, böyle espri yapar gibi. Ne diyorsun abi dedim. Binin üstüne. Oradan bir Oral Hoca'yı andık. Oral Erdoğan'a selamlar. Çünkü o Baltic Dry hep Oral Erdoğan bahseder, Oral Hoca'mıza. Bugün ne var yani Cem Tözge, senle başlayalım. Ne anlatacağız? Yani sözü sana bırakayım.
aslında geçtiğimiz haftadan bu yana fark hiçbir şey yok. Yani geçtiğimiz hafta ne vardı? İşte FED toplantısını beraber yorumladık. Bir gün sonra bu ikinci dalga kaygıları Çin'den olumsuz haber akışı sonrası piyasalara panik satışları gelmişti ve hemen bir acil FED müdahalesi pazartesi günü itibariyle tekrardan piyasalar başladığı yere geldi. Diğer hemen hemen alternatif tüm piyasalarda benzer hareketler var. Bir tek piyasa ayrışıyor. O da parite cephesi. Yani geçtiğimiz haftadan bu yana uluslararası piyasada daha kuvvetli bir dolarla karşı karşıyayız. Belli ki euro tarafındaki sorunlar hani piyasanın daha önce fiyatladığı gibi böyle pürüzsüz olmayacak. Oradan çatlak sesler gelmeye başladı. Onu biraz sonra konuşuruz ama hani altın cephesi olsun, petrol cephesi olsun. Geçtiğimiz hafta bıraktığımız seviyelerde aynı şekilde Türkiye endeksi de bugün zaten hani gördük sıfır değişim. Tamamen yurt dışındaki haber akışına bağlı hareket etmeye devam ediyoruz. Risk iştahı hala yüksek diyebiliriz. Hala ama yüksek tabii... diyebilir miyiz? Çünkü şunun için söylüyorum Cem abi. Yani biz FED programını yaptık beraber. Dedik ki ya burada kötü bir şey yok ama bir gün sonra piyasalar allak bullak oldu. Ne oluyoruz falan olduk. Yani ikinci dalga çokça konuşulmaya başlandı. Çin'de işte Pekin'de okullar kapatıldı. Uçuşlara dair bazı önlemler var. Yani aslında bir şeyler oluyor. Florida'da işte rekor vaka sayısı var Amerika'da. Buna rağmen mi diyorsun risk iştahında bozulma yok? Buna rağmen risk iştahında belirgin bir bozulma yok ama bozulma belirtileri var. Ki bunu işte en önemli iki gösterge. Biri VIX endeksi. O yeteri kadar aşağı gelemedi. Bu son 4 günlük ya da 3 günlük artış bugünkü hani yatay piyasa dersek. VIX'te beklediğimiz o geri çekilme olmadı. Yani piyasaların istediği. Dediğim gibi dolar tarafında doların kuvvetlenme çabası var. Yani dolar endeksi yukarı giderken paritenin tekrardan 1.12.20, 1.12.30 gibi önemli destek bölgesine gelmiş olması bir miktar burada tehlike çanlarının çaldığını söylüyor ama piyasalar hala dediğim gibi o iyimserliği alma modunda. Dediğim gibi burada kataliz olarak FED'in açıklamaları ön plana çıktı. Özellikle şirket tahvil alımı bayağı bir piyasada moralleri düzeltti. Yine aynı şekilde bu COBİ'lere olan kredilerle ilgili detayların belli olması ve Trump'ın dün altyapılarla ilgili 1 trilyonluk bir çalışma olduğunu ve bunu yakın zamanda açıklayacaklarını açıklaması şu anda piyasada tutuyor diyebilirim. Ama dediğim gibi bir miktarda yorulma işaretleri var. Yine Nasdaq önderliğinde endeksler yukarı gitmeye çalışıyor ama o son yaşadığımız rally'deki sektörel taraftaki Amerika için konuşuyorum. İşte bankacılık endeksi olsun, havacılık sektörü olsun burada yine birkaç gündür tehlikeli hareketler görmekteyiz. Orada volatilite devam ediyor diye düşünüyorum. Peki euro dolar paritesi ekranlara geldi. 1.12.34 euro rallisine adeta ara gibi oldu. Çok hızlı bir yukarı doğru gidiş olmuştu şu son dönemde. Üzerine hemen VIX endeksini de atıyorum. Sevgili Cem Tözge atıf yaptı. Şu an 33.5 seviyelerinde. Bu son tansiyon yükselmeden önce 25'lerdeymiş şurada. Sonra hızlı bir şekilde 40'ların üzerine tırmandı. 40'lardan 33'lere düştü ama başladığı yere henüz geri dönemedi. Zaten bu COVID öncesi seviyeler çok daha düşük. 20-20'li seviyeler oralara bayağı bir hala daha uzağız. Hatta 20'nin de bayağı bir altında 14'ler 13'ler. Tufan Cömert risk iştahı açısından sevgili Cem Tözge FED toplantısından bu yana aldı. Belki sen de öyle gelirsin. Değişen bir şey var mı? Bir şey seziyor musun? Hiçbir şey değişmedi mi yoksa Barış ne dersin? Vallahi yani pek bir şey değişmiş değil bence de. Yani evet hani günlük haberlere bakıyoruz. Şu oldu bu oldu falan diyoruz ama ana trendlerde bir değişiklik var mı? Ona bakmak lazım. Şimdi Cem çok güzel özetledi. FED tarafına hani benim orada ekleyeceğim bir şey yok. Şimdi diğer gelişmelere bakıyorum. Yani aslında borsalara bakıyorum. Evet birkaç gündür böyle bir patinaj havası var. Bizde de var mesela. O daha çok bence salgının işte ikinci dalgası geliyor mu gelmiyor mu şeyi kaygısı. Gerçi Melike de söyledi Amerika'dan işte Fauci'nin açıklaması daha birinci dalga bitmedi ki diye şey de var. Dolayısıyla sanki piyasalar birazcık her şeyin normalleşmesini çok çok hızlı önden satın aldıklarını fark etmiş gibiler. Hani bu kapsamda borsaların yukarıya gidişi biraz daha zorlaşıyor yani bu kaygılarla. Fakat diğer taraflara baktığımızda, örneğin tahvil piyasasına baktığımızda, işte mesela Almanya geçen hafta borçlandı, çok güzel bir talep geldi.
Bugün gene 5 milyar euro yanlış hatırlamıyorsam bir ihalesi vardı. Gene muazzam bir taleple karşılaştı. Şimdi biraz önce Amerika'nın 20 yıllık tav ihalesi vardı. Ona da güzel talep geldi. Yani aslında şimdi riskin tanımı da yerden yere değişiyor. Yani tahvile gelen bu talep de aslında hala bu kadar düşük faizlere rağmen talep gelmesi bu sefer korkudan, kaygıdan kaynaklanmıyor. Para öyle veya böyle hala gidecek yer arıyor. Şimdi bütün tabii bu tartıştığımız şeylerin üstüne şimdi altını eklediğimizde iş birazcık karışıyor. Çünkü bakıyorsun yani borsalar işte 3 aşağı 5 yukarı aynı yerden bir aşağı bir yukarı tahvil hala para gelmeye devam ediyor. Fakat altın hani ne yükseliyor ne düşüyor. Altın da aslında çok net bir şekilde bize piyasaların yönsüz kaldığını gösteriyor. Şimdi bu sabah gelen haberler var. Yani işte şu Kuzey Kore haberleri var mesela. Her ne kadar işte biraz orada tansiyon düşmüş olsa da. Hindistan Çin var değil mi? Aynen orada 20 tane asker öldü haberi var. Evet, gerçi şimdi o Çin'den diye bir açıklama gelmiş. Hani yapıcı görüşmeler içindeyiz falan diye. Yani 20 kişi öldürdükten sonra tabii o da enteresan ama. Yani şey var, jeopolitik gerginlik devam ediyor dünyada. Şimdi böyle bakınca da aslında piyasalarda kısa vadede belli ki bir süre çok bir yere gidemeyeceğiz. Ama dediğim gibi bu kısa vadeli bakış faizin bu kadar düşük olduğu, işte Fed'in herkesin yani elinden işte kulağından dolar çıkmayanı dövdüğü bir ortamda borsaların yükselmekten başka çok yapacak bir şey yok uzun vadede. Peki Cem Tözge, biraz istersen Fed Başkanı'nın açıklamalarına bakalım. Bir kez daha hani üzerinden geçelim. Çünkü gün üst üste konuştuk. Genelde dün söylediğini bugün tekrarlar ama mali tarafa çok vurgu var. Ve işte Trump'ın da dün Bloomberg'in haberinde 1 trilyon dolarlık bir altyapı yatırımı planının olduğunu anlıyoruz. Negatif faizleri düşünmüyoruz açıklaması. Yani bugünün Bloomberg'in en öne çıkardığı başlıklardan negatif faizi düşünmüyorlar. Kongreden mali teşviklerin devamını istiyor, erken geri çekmeyin diyor. Ve bu getiri eğrisi kontrolü şu an hazır değiliz diyor buna. Bu konuda hani bir harekete geçmeyeceklerini anlıyoruz. Ne dersin böyle başlık başlık baktığımızda Powell'ın mesajlarına? Hiç sürpriz bir açıklama yok. Yani geçtiğimiz son 1,5 aydır Powell ne diyorsa şu anda arkasını durmaya devam ediyor. Zaten en baştan beri negatif faize karşı olduğunu biliyoruz. İşte geçtiğimiz toplantıda bazı soru işaretleri olduğunu söylemişti verim eğrisinin kontrolü konusunda ve önümüzdeki toplantılarda bunu konuşmaya devam edeceklerini belirtmişti. Yine tabii daha önceki açıklamalarında Fed'in şu ana kadar yapması gereken her şeyi yaptığını ve artık bir miktarda Kongre tarafının mali desteklerle Fed'in açtığı yolda Amerikan ekonomisine destek vermesi gerektiğini defalarca belirtmişti. Bu açıklamalar paralelinde gelen son iki günlük konuşmada herhangi bir ben sürpriz görmedim. Zaten piyasa etkisine baktığımız zaman da nötr olduğunu düşünüyorum. Peki Tufan Cömert, Fed'e ilişkin eklemek istediklerin olur mu Powell'ın mesajlarına dair? Konuşa biraz karamsar bulunmuş benim gördüğüm yorumlarda ama zaten şeye baktığımızda Fed toplantısı sonrasındaki yorumlara baktığımızda da hani Fed güvercin diyorduk. Fed'in güvercin olmasının sebebi aslında karamsarlığından kaynaklanıyor. Yani o da aslında karamsar da demeyelim de temkinli tavrını devam ettiriyor. Birçok şey tabii tartışılıyor. İşte Main Street bu lending program falan dedikleri bankalara yeni bir kredi paketinin açıklanması. Bir de gidişat şöyle anladığım kadarıyla önümüzdeki dönemde artık Fed'in verim eğrisi kontrolüne kesinlikle geçeceğini neredeyse yatırımcılar ve hatta hani büyük kurumlar düşünmeye başladılar. Tartıştıkları konu hani geçip geçmeyeceği değil de işte hangi verim eğrisinin hangi bölümünü hedefleyeceği. İşte mesela bir kurum bugün bir rapor göndermiş. 3 yıllık bölümleri hedefleyecek diyor. Bir başkası 10 yıllık diyor ki işte 10 yıllık olsa bizim açımızdan da muazzam olur. Dolayısıyla aslında Fed'in yapmaya devam ettiği programlar daha da genişleyerek devam edecek gibi görünüyor. Bu da işte ilk başta söylediğime geliyor. Bu kadar likitte, bu kadar düşük faiz ortamı, paranın gideceği adres belli. Peki şu grafiği bir gösterelim. Hakikaten bugün gördüm, ben de çok şaşırdım. Terminalde de bulduk. Amerikan Merkez Bankası'nın bilançosu, Avrupa Merkez Bankası'nın bilançosu artı Japonya Merkez Bankası'nın bilançosu. Şu son dönemdeki müthiş sıçrama, Covid sonrası sıçrama 19 trilyon doların üzerine, 19,5 trilyon dolara gelmiş bu 3 Merkez Bankası'nın bilançosu. Sadece bu Covid nedeniyle yaklaşık 6 trilyon dolarlık bir genişleme var sadece şurada. Yani bu 1-2 ay içerisinde 3 Merkez Bankası'ndan 6 trilyona yakın bir bilanço genişlemesi
üç büyük merkez bankasının efendim tablosu ekranlara gelmiş durumda. Bir Seltem iyi günü dinleyelim, onun yorumunu alalım. Ardından biz Tufan Cömert ve Cem Tözge ile sohbetimizi sürdürelim efendim. Büyük ölçüde gelişmiş ülkelerin çoğunda neredeyse çift tanelere yakın bir daralma bekliyoruz Amerika haricinde. Ama Amerika'ya ilişkin verilerimiz de tabii ki önümüzdeki dönemlerde güncelleyebiliriz. Gelişmekte olan ülkelere baktığımızda burada da aslında biraz ayrışma var. Örneğin Brezilya'nın büyüme beklentisi, daha doğrusu daralma beklentisi demek lazım, %6,5 seviyesinde. Ama Türkiye'nin biz 2020 yılında geri kalan gelişmekte olan ülkelere nazaran bir miktar daha az daralacağını değerlendiriyoruz. Bunun da sebeplerinden bir tanesi birinci çeyrek büyümesinin aslında kuvvetli gelmiş olması. Her ne kadar beklentilerin altında da gelmiş olsa yine de diğer gelişmekte olan ülkelere göre bir miktar daha kuvvetli bir büyüme gördük biz. Tabii 2019'dan sonra böyle bir toparlanma bekliyorduk ve aslında bu virüs olayı olmasaydı ekonomi artı tarafta %3'ler 4'ler civarında toparlayabilirdi. Şimdi ciddi bir krizi genişlemesiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bunun her ne kadar dış ticaret yani ihracat gelirleri ve turizm gelirleri azalmış, ciddi anlamda azalmış olsa da ekonomiyi desteklemesini bekliyoruz. Ama tabii bu daralan ticaret hacmi, küresel ticaret hacmi ve daralan küresel ekonomi, ki bizim 2020'de beklentimiz %4,4'lük bir daralma küresel ekonomi açısından. Birinci çeyrekteki beklentimiz -1,3'tü. Bunu 4,4'e güncelledik. Bunların yansımasının iflaslar tarafında da olması tabii ki. Devam ediyoruz. Cem Tözge ve Tufan Cömert'le sohbetimizi sürdürelim. Biraz Borsa İstanbul'u soracağım Tufan Cömert'e. Benzer hani bugün tüm dünyada baktığımız böyle biraz yön arayışı, risk iştahı konusundaki biraz böyle soru işareti belirtileri diyelim, böyle o hafifleştirerek söylüyorum iyice. Bizim borsamız için durum nedir? Hikayemiz bitti mi Barış dersin? Biraz soluklanıyoruz mu dersin? Ya buradan daha gidecek çok yerimiz var mı dersin? Borsa İstanbul için Tufan Cömert ne dersin? Şimdi evet hani biraz soluklanıyoruz burada ama yani hani şöyle söyleyeyim, şimdi bu kadar Türkiye'de faizlerin düştü ve muhtemelen bu ayda bir miktar daha düşeceği bir ortamda gene Borsa İstanbul çok uzunca bir süre aslında rakipsizdi. Yani 2-3 aydır hiç alternatifi yoktu. Fakat şimdi son dönemde tabii şunu da eklememiz lazım. Gayrimenkul piyasasında ciddi bir hareketlenme var. Yani mevduattan çıkan ve hatta kaçan paranın önemli kısmı işte borsa yatırım fonlarına gidiyordu. Bunu çokça tartıştık bu programda biliyorsun. Fakat son dönemde konut tarafında da çok ciddi yeniden talep artışı var. Şu an işte, abi özür dilerim. Tabii bunu böyle doğrudan tespit etmek çok zor da hani duyarsın, ne bileyim konuşursun. Borsa İstanbul'da son dönemde kazanılan paranın konuta gittiğini hiç duyuyor musun? Çünkü birkaç böyle... Yok o, ha? O bayağı tabii bayağı spekülatif bir yorum olabilir. Ama yani hani ben şu anda mevduattan paramı çıkarıyorsam gidebileceğim iki adresten biri budur. Bir de işte üçüncü olarak alternatif olarak belki işte ikinci el otomotiv piyasası derim. Yani o tarafta da şaka maka ciddi trade fırsatları olmaya başladı. Yani 3 ayda %50-%60 yapan araçlar görüyorum. Şimdi hani işin şeyi bir tarafa bu bayağı alternatif piyasalar bir tarafa. Şimdi Borsa İstanbul'a baktığımızda bir süredir aslında bankalardaki ayrışmanın yani birazcık yabancı girişleriyle bankalar lehine dönmeye başladığını görüyordum. Fakat dün bugün baktığımızda bankalardan yeniden çıkış var. Yani bugün tekrar Borsa İstanbul'da bankalar endeksi aşağı çeken en büyük şey oldu, grup oldu. Şimdi burada yabancı çıkışın devam ettiğini de söylemem gerekiyor. Yani bunu biz döviz piyasasından tabii biraz daha net bir şekilde görebiliyoruz anlık baktığımızda ama Borsa İstanbul'da da kağıt bazında baktığımızda bu devam ediyor. İşte bu noktada klasik şeye geliyor. Borsa İstanbul'da zaten kabaca yarı yarıya geldi. Yani yerlerin payı artık %50'yi hatta piyasa değeri 22 milyar dolar civarında finans banka çıkardığımızda %44-45'lere kadar aslında düşen bir yabancı payından bahsediyoruz. Yani aslında tamamen yerli yatırımcının hakimiyetinde olan bir piyasa.
Ama gene de yerli yatırımcının soluğu da bir yere kadar tabii yetiyor. Bu noktada yeni para girişi olmadığı için de şu anda çok yukarı gidecek bir ortam göremiyoruz. 112 binler şu anda bizim kısa vadede gördüğümüz yukarıda görebileceğimiz seviye, çok yakın bir seviye zaten. Ama aşağıda da yani hani kötümser senaryoda bile şu anda 107-108'in altını konuşmuyoruz ki oraya geldiğinde de yeniden muhtemelen alım gelecektir yerli tarafından. Biraz Merkez Bankası kararıyla borsayı soracağım ama bugünkü hakikaten hiçbir yere gitmeyen borsa ekranlarınıza geldi. 2 haftalık grafik bu arada ekranlarda. Cem Tözge'den de bir değerlendirme alayım. Borsa İstanbul için onun görüşü nasıl? Yani bir de şunu zaman zaman duyarız. İkiniz de tabii çok tecrübeli olduğunuz için yükselemeyen borsa düşer gibi bazen böyle kimi zaman ot üzerine tam da oturacak tabirler vardır. Şimdi biraz yükselemeyen borsa hareketi mi var bizde? Cem Tözge neye bakıyor, ne görüyor? Açıkçası hani yükselemeyen borsa düşer için konuşmak için erken. Çünkü hani bugün tufan gerçi bütün hani olayı çok net şekilde özetledi. Dün çok gepli bir açılış görmüştük. Yani bu bir gün önceki Amerika'daki sert tepki, daha sonra bunun Asya'ya yansıması, işte Japon borsasında %5'lik artılar bizde de açılışın çok sert bir şekilde yukarı yönlü olmasına sebebiyet verdi. Bugün bu gibin birazcık doldurulma çabalarını gördük. Yani zaten yabancı katılımı çok eksik. Yerlerin de gücü bir yere kadar gidiyor ama hala sanki yukarı yönlü hareketin devamı olsa ama tabii çok hızlı hızlı bir şekilde bulunduğumuz seviyelere gelmiş durumdayız. Bundan dolayı birazcık daha hani yukarı giderken ivme düşecektir. Ama yurt dışı borsasının tabii buna yardımcı olması lazım. Yani yurt dışından gelen her türlü haber akışı şu anda daha sert tepki vermeye adayız. Tabii bu ikinci dalga özellikle hani Türkiye genelinde olmasa bile dünyada daha negatif haber akışını sağlayacak olursa bizlere bir miktar kar satışlarını geri getirebilir ama bu da hani sanki limitli kalacak gibi dönüp dolaşıp aynı hikayeye geliyoruz. Neden limitli kalır? Yani ya da neden limitli kalmasını öngörürsün Cem Tözge? Çünkü Türkiye baktığımız zaman benzer ülkeler içinde bu virüsle mücadele konusunda gerçekten başarılı bir sınav verdi. Yani hem vaka sayıları hem de hastalığın tedavisi konusundaki bugün de yine Sağlık Bakanı'nın bu konularla ilgili istatistiği var. Şu bir gerçek yani Türkiye'de korkulan kadar boyutlara ulaşmadı hastalığın sonuçları. Bu tabii hani böyle bir ikinci dalga olsa bile Türk ekonomisindeki zararın bir miktar daha limitli olacağı algısı yaratıyor. Bu net bir şekilde görülüyor zaten. Bir de hep dediğimiz içinde bulunduğumuz düşük faiz ortamı bir şekilde borsayı her şekilden baktığınız zaman cazip kılmakta ki hani hiçbir zaman hani benim hatırladığım kadarıyla hani 2013'lerde 2013 yılında 4,5 faizde de gördük tahvil tarafında ama mevduat faizlerinde hiç bu kadar düşük bir ortamı uzun süre görmedik. Ve bundan dolayı da ki o zaman tahvil faizleri mevduat faizlerinin oldukça altına gelmiş. Zaten tahvilden daha sofistike bir ürün olduğu için Türk yatırımcısının pek ilgisini çekmemiş. Daha sonra işte gezi olaylarıyla vesaire hızlı bir şekilde faizlerin yukarı gittiğini görmüştü. Ama içinden geçtiğimiz son 3 aylık süreç ki belli ki önümüzdeki en az 3 ay daha faizler bu şekilde düşük kalmaya hatta daha düşmeye aday. Borsa tarafına ilginin devam etmesini sağlayabilir. Tufan da belirtti. İşte konut sektöründe, otomotiv sektöründe belirgin canlanmalar var ama dönüp dolaşıp bunlar yine hisse senetlerine de yansıyor. Yani sonuçta işte GEO'lar olsun, otomotiv şirketleri olsun. Mesela son 10 gündür, 15 gündür burada da sektörel bazda pozitif ayrışma söz konusu. Buranın da olumlu yansımasını biz tarafına görmekteyiz. Peki birkaç mesaj okuyacağım. Tufan abi sana öyle döneceğim. Twitter'dan, @BloombergET'den gelen. Tabii ikinci dalganın gelmesi halinde ne olur diyen çok izleyicimiz var ama hepimiz burada konuştuk Serkan Bey. İkinci dalga, birinci dalganın dalgalanmalarını yaşıyoruz gibi sanki. Hasan Yaman Bey demiş ki efendim sevgili Barış, turizm geliri yokken jeopolitik riskler Suriye, Libya, Akdeniz meselesi varken yabancı oranı %50'nin altına doğru giderken ne borsası demiş. Yani neden bahsediyorsun sen demiş Barış. Hasan Bey, ben de soruyorum yani. Belki de olmaz diyecekler. Ben borsada ne olacak diyorum zaten Hasan Beyciğim. İlla borsa demiyoruz. Bir başka izleyicimiz diyor ki Ali Bozca Armutlu Bey. Bizim borsamız Amerika'yı ve Avrupa'yı takip ediyor ama bizim gücümüz onlarla bir değil. Biz gerçeğimize ne zaman döneceğiz demiş.
Borsalarımız şaşkın birazdı. Yani bizim gerçeğimiz ne? Düşüş mü acaba? Ali Bey, swap, İsmet Bey demiş ki swap işi hayal oldu. Rally swap'la olacak, ümitle bekliyoruz demiş. Yani o swap meselesi vardı, ne olacak diyor. Borsa mı diyorsunuz diyor. Bir swap haberi geldiğinde işte o zaman rally olur demiş İsmet Bey. Efendim, yine şöyle bakıyorum borsa ile ilgili mesajlara. Yabancı takası ne olacak diyor, ne durumda? Kara Kedi Rumuzu izleyicimiz sormuş. Sağlık hisselerini soranlar var. Borsa İstanbul'da yabancı etkisi ne durumda? Yani yabancıyı çok soran var. Özlem Hanım biraz bankacılık sektörünü yorumladık bu arada. Onu ifade edelim. Efendim, şunu da okuyayım hadi. Murat Işık Bey de demiş ki bu piyasa nasıl bir şeydir? Ekonomik hiçbir veri dikkate almıyor, iyi veya kötü. Bu mu piyasa ekonomisi demiş. Efendim, bence buna hiç piyasa demeyelim. Hakkı Bey de, Tufan Bey'e sorum olacak. Yabancının gelmediği borsada yerli yatırımcıya kısa ve orta vadede ne gibi tavsiyeleri olur? Şimdi herkes dönüp dolaşıyor ya, yabancı gelmiyor. Yabancı zaten gidiyor, gitti. %50 mi 52 miydi yabancı oranı bilmiyorum. Tufan Bey, sen daha doğru ifade edersin. 51.90 şu anda. 51.90. Yani nasıl olacak yabancı bu kadar çıkar? Yani şöyle diyenler de var. Kardeşim, giden gitti zaten. Satan sattı. Artık bu saatten sonra böyle gelişmekte olan ülkelerden bu kadar büyük sertlikte çıkış olmayabilir. Aksine belki dönerler ya da çıkış hızı yavaşlar. Ne dersin borsa için ve borsadaki bu yabancı ve borsanın bundan sonraki hikayesinde bir şeyler aramaya dair? Şimdi şöyle bence düşünmemiz lazım. Yani hani yabancının payı son aylarda diyeyim, hatta son yıllarda aslında trend olarak sürekli aşağı geliyor. Şimdi burada ilk başta likit olan hisselerden çıktılar. Sonra zaman içerisinde daha illikit hisselere hisselerden yine satışa devam ettiler. Şimdi geldiğimiz noktada artık Türkiye'de kalan yabancıların büyük çoğunluğu, elbette hani bu şu kadarı şöyledir falan diyecek kadar net bir bilgim yok ama büyük çoğunluğu artık endeksi, yani Borsa İstanbul Endeksinde pasif pozisyon alan yatırımcılar tarafından tutuluyor. Bu şu demek. Şimdi Türkiye birçok gelişen ülkenin de dahil olduğu, mesela MSCI gelişen ülkeler endeksine dahildir. Ben eğer gelişen ülkelere yönelik bir fon yönetiyorsam benim benchmark'ım, yani getiri ölçütüm bu endeksi takip etmemle oluşur. Şimdi burada Türkiye'nin ağırlığı son veriye göre %4. Yani binde işte %0.40 küsur bir şey. Yani bu artık %1'lerden, 1.5'lardan gelmiş bir şey. Şimdi o kadar ağırlığımız düştü ki zaten bu noktadan sonra yabancının Türkiye'yi shortlaması veya long gitmesi benchmark'ını geçmesi açısından çok bir şey ifade etmiyor. Şimdi bu yüzden de kalan yabancılar hani evet hani zaman zaman pozisyon azaltıyorlar. Bir süre daha da devam edecek. Yani burası belli ki 50'nin altını göreceğiz şu resmi rakamlarda ama çok çok da yani hani büyük kısmı çıktı. Hani bundan sonraki biraz daha cüzi olacaktır. Şimdi bu yüzden yabancının bundan sonra hareketi konusunda çıkıştan ziyade ne zaman dönerler bence daha önemli tamam, olacak. Tamam, ne zaman şimdi, dönerler? Ne olursa dönerler. İşte oradan net bir cevap keşke olsa. Yani burada bir şu öncelikle salgın hikayesinin tabii ki bittiğini görmemiz lazım. Bu çok global bir varsayım, bizden bağımsız. İkincisi gene bizden bağımsız. Dünyada borsalardaki bu rally'nin devam etmesi lazım ki ben orada devam edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla zaten borsa konusunda kötümser değilim. Evet. Üçüncüsü aslında bizim bu seneye başlarken her yerde pazarladığımız Türkiye'nin uzunca bir süre sonra güçlü bir hikayesi olacak. O da nedir? Türkiye bu sene işte %4, %5 büyüyecek hikayesiydi. Yani hani bir sıfır civarındayız şu anda büyümemiz. Hani son çeyrek sürprize açık ama hemen hemen birçok kurumun şeyi tahmini bu eksi şeyinde olacak. Yani büyümeyeceğiz, Türkiye küçüleceğiz şeyinde. Şimdi küçülen bir ekonomide tabii borsanın yükselmesi zor. 2021'e dönüp bakmamız lazım. Orada beklentiler daha güçlü ama ne kadar daha bizi götürür ve bunu ne kadar satın aldık? İşte orada da soru işaretleri var. Dolayısıyla şimdi bizim şu anda gayet muhafazakar bir faizle %14,5 ve bir faiz kullanarak yaptığımız değerlemede biz Borsa İstanbul'un 12 aylık hedef değerini 125.000 seviyesi olarak buluyoruz. Yani bu borsa 125.000'e gidecek demek değil. Şu anda hisselerin ederi, Borsa İstanbul'un ederi 125.000 demek. Şuradan baktığımızda da hani %10, %15 civarında bir primden bahsediyoruz. Dolayısıyla şu anda evet mevduata göre cazip ama öyle aman aman cazibesi kalmadı. Endeks bazında bir de eder değeri bu kadar düşük faizle kaç mesela orada risksiz getir oranı hesaplamanız %kaçlarda? İşte 14,5 kaldı ki şu anki yani artık 10 yıllıkta değil ama artık 8 yıllık kârımızı alsak 12 kullansak
bu biraz daha yukarıya gidecek. Yani 130-135 bin aralığına gidecek muhtemelen. Hani böyle bir revizyon zaten yakın zamanda yapacağız ama hani gene de mevduattan iyi mi iyidir, o kadar. Şimdi endeks için böyle, fakat işte dönüp baktığımızda yani biraz önce Cem söyledi, şimdi aynen yani sektörler şimdi öne çıkıyor. Şimdi sağlık sektörü ilk pandeminin ilk şeylerinde, aşamasında, ilk günlerinde muazzam, bizim bütün bu sağlık hisselerinde acayip hareketler gördük. Sonra bir miktar satış geldi normalleşmeyle, bu birkaç gündür yeniden hareketlenme var. İkinci dalga kaygısı. GYO'lar Cem bahsetti. Aynen inşaat tarafı, gayrimenkul talebi hızlı bir şekilde gidiyor. Otomotiv muazzam gidiyor. Hani birkaç gündür üst üste tavan giden hisseler var burada. İşte gelen haberlerle, Türkiye ticari yatırım olabileceği yönde haberlerle. Ve nasıl böyle böyle sektörlerin, hisselerin öne çıktığı bir dönem olacak. Yatırımcıların işi zor. Açıkçası gene tabii böyle ortamlarda, habersiz ve trend olmayan ortamlarda birazcık makineler de işi karıştırıyor. Yani biraz zorlaşacak hayatları küçük yatırımcıların, onu da söyleyeyim hemen. Peki yine biraz mesaj okuyayım hemen. Twitter'dan, @bloomberg.et'den gelen mesajlardan Cem Tezgü'ye öyle döneceğim. Borsa konusunda mesajlar. Otomobil, borsa, konut ekonominin gerçek dinamikleri dışında hareket ediyor demiş. Efendim insanlar ticaret, yatırım güven görmediğinden herkes bir yere bir umutla zar atıyor bence. İfademiz, izleyicimiz ifadesi öyle. Yılmaz Şentürk Bey, müzik çalıyorsa dansa devam demiş. Hani orada da ne mi, klasik vardır, en son şişeleri kim toplayacak? Merkez Bankası mı falan diye o muhabbetler, geyikler bir taraftan devam eder. Bu kadar diyor, yabancı çıkışından bir devalüasyon beklentisi olabilir mi? Çünkü hisselerin çok ucuz olduğunu düşünüyorum Ali Murat Bey. Yani bir devalüasyon zaten sabit kurda oluyor. Biz de sabit kur değil ama hani TL'nin değersizleşmesi diyelim. Zaten değersizleştiği kadar değersizleşti. Daha ne kadar bir ekstra TL'nin değersizleşmesi korkusuyla çıkış vardır bilmiyorum. Sorarım ama efendim yine şöyle mesajlara bakıyorum. Vallahi ben de öyle diyorum ama demiş, bankacılık sektörü kanın katılmadığı bir rally oldu ilk defa demiş uzun süre sonra. Ferit Bey diyor ki sırf faiz düşük diye borsa yükselecek diyorsunuz ama BIST 30'da kim para kazandı? Herkes zarardı demiş. Efendim şöyle okumaya devam ediyorum borsa konusunda. Yabancı ne olursa Türkiye'ye geri döner. Levent Bey, ben de onu sordum zaten, haklısınız. Yasin Bey, çıkamayan borsa düşer diyorsunuz. Niçin düşemeyen borsa çıkar demiyorsunuz demiş. Yer çekimine aykırı. Peki. Yani demiş olduk işte sizin vesilenizle ama hani öyle bir tabir vardır, ben onu hatırlattım sadece. Bunca yükselişe bir kar realizasyonu ne zaman gerçekleşir demiş Muammer Bey de. Efendim yine borsaya ilişkin soruları şöyle bir toparlamaya çalıştım. Şunu da okuyayım hadi. Tufan Bey'e katılmıyorum diyen izleyicimiz var. Armağan Bey, yabancı satışların artık cüzi hale gelmesi için bankacılık endeksinin toparlanması lazımdı demiş. Yine bir izleyicimiz mesajında. Sevgili Cem Tözge'ye döneyim. Ne dersin hocam bu mesajlar ve hani yabancı hikayesi noktasında? Vallahi yabancı artık satacağını satmış. Hani bir şey de kalmadı satacak açıkçası. Zaten bankacılık endeksinin yılbaşından sonra yılbaşından bugüne performansını getirirsen grafikte çok net bir şekilde göreceğiz. Yani ayrışmayı sinayi endeksiyle ya da tüm endeksle bankacılık endeks arasındaki farkı. Yani zaten burada yabancıların en fazla pozisyon aldığı hisseler bunlardı. Buradan sattılar. Sadece Türkiye'dir, her yerde sattılar ki son JP Morgan raporu bir miktar yani gelişmekte olan ülkelere ilginin arttığını, en azından o satış baskısının azaldığını işaret ediyor. Mesela bizde de son iki haftadır, son üç haftadır, iki haftasında bir miktar dips tarafına yabancı ilgisi oldu. Mesela bu da bir sürpriz gelişme. Tamam, ufak rakamlar ama bir miktar giriş olmuş ki yarın yine son veriler açıklanacak. Belki bir miktar yine geçtiğimiz hafta bankalara da yabancının girdiğini görmüş olacağız ama tabii eski seviyelere gelmemiz çok uzun süre olacak. Yani hem bu hastalıkla ilgili bir miktar kaygılar tamamen ortadan kalkacak. Bunların verilere yansıması, bunların özellikle banka bilançolarına yansıması, banka bilançoları dahil tüm şirket bilançolarına yansıması. Bunlar hep önümüzdeki süreçte merakla beklediğimiz ve yabancı tarafından da yakından gözlemlenen faktörler olacak gibi gözüküyor. Bir de tabii şunu da unutmayalım. Yani şu Londra swap piyasasının kapalı olması bizim yabancı bakımından, yabancı giriş bakımından bir miktar da elimizi bağlıyor. Yani yabancı o tarafta kendini de hedge edemediği için buraya girerken birazcık daha kaygılı ya da birazcık daha tedirgin oluyor diye düşünüyorum.
zaten CDS'lerimizin zaten yılbaşından bugüne istediğimiz seviyelere gelmemesinin altına yatan ana sebeplerden bir tanesi buydu. Belki önümüzdeki süreçte normalleşmeyle birlikte swap tarafında bir miktar vide gevşetirsek hisse senetleri bundan destek bulabilir diye düşünmekteyim. Peki yani şu güzel bir mesaj var Cevat Bey. Tufan abi sana öyle döneyim. Hem bu swap meselesine sen de katılır mısın? Cent Özgen'in açtığı yabancının giriş çıkışıyla alakalı. Şu var diyor ki Cavit Bey, yerli yatırımcı da kar realize, hani kar realizasyonu ne zaman gelecek diye bir soru vardı ya. Yerli yatırımcı da kar realizasyonu kavramı yoktur. Her gün kar edecek diye geldiler zaten borsaya demiş. Yani şu 300 bin 400 binlik yeni yatırımcılarımız var ya, onlar borsayı ilk defa hesap açanlar, yatırımcı sayısını 1,5 milyonun üzerine doğru götürenler. Onlar zaten her gün kazandırır borsa diye geldi. Diyor ki aslında onu da yaşadılar bence biraz. Değil mi? Bilmiyorum, katılır mısın? Katılırım. Şimdi hani gelen sorulardan şöyle bir mix yaparak birkaç şeye cevaplayayım. Öyle bağlayayım. Bir mix yap abi sen. Bir kokteyl olayım isim sen. Aynen. Ortaya karışık. Şimdi BIST 30, yani hani bankacılığı, bankacı katılmayınca endeks gider mi? Yabancıların zaten genel olarak Türkiye'de tuttukları pozisyon öncelikle BIST 30 hisseleri, en likit olanlar ve bunların içinde de tabii bolca banka var. Şimdi dolayısıyla yabancı Türkiye'den çıktığında öncelikle BIST 30'dan çıkıyor. Şimdi BIST 30 performansını bir hatta çizersen aslında daha güzel görürüz. BIST 30'da beraber işte bizim özellikle bu son gelen 400 bin civarında oldu. 1.6 milyon kişi oldu şu anda hesap sayısı. Son gelen 400 bin kişinin daha çok diğer BIST 30 hatta BIST 100 dışı hisselere yöneldiğine baktığımızda performans farkı bariz. Yani yabancı BIST 30'dan çıkıyor. Yerli yeni yatırımcıysa işte aynen her gün kazandıracağını umut etti. İşte bir haftada parasını katlayabileceğini düşündüğü daha hatta bayağı ufak hisselere giriyorlar. Şimdi böyle bir anlayış farkı var içeride. Şimdi tabii hani geçenlerde de bunu tartıştık. Yani bu yerli yatırımcıların gücü yani onların alımlarıyla endeks bir yere gidebilir mi? En azından endeksi tutabildiklerini çok net olarak gördük. Ki yabancının sabit durduğu, yani hani bu çok fazla bir alım satım yapmadığı bir gün içerisinde bu yeni alımlarla Borsa İstanbul'un yeniden yükseldiğini defalarca gördük. Şimdi ama gene söylüyorum, yani tabii her gün borsa yukarı gidecek değil, her gün bu ufak hisselerde hareket yukarı gidecek değil. Zaman zaman bazı hisselerde çok çok acayip hareketler görüyoruz. Yani bir gün %10 yükseliyor, öbür gün işte üst üste iki gün 10-10 yapıyor filan. Müthiş bir volatilite var bu kağıtlarda. Dolayısıyla yerli yatırımcı gene konusu çalışan bu konuda uyarmakta fayda var. Eğer belli bir yere kadar geldiyse, karını aldıysa, hedef fiyatına vesaire bir şeye ulaştıysa yatırımcının dönüp başka fırsatlara bakmasına fayda var. Hatta bu şu anda Amerika'da çok tartışılan bir konu. Yani işte hani geçen gene konuştuk, Robinhood diye bir platform var. Bunun üstünden yabancı Amerika'da hisse senetlerini alan yatırımcılara birçok kurum artık İşte bunlara işte büyüme hisseleri denir, growth stocks denir. Bunlara değil de işte value stocks dedikleri, hani daha sabit işler yapan, belli bir zaman içerisinde karını gelirini artıran şirketlere geçmeleri yönünde bir sürü böyle öneri var. Zamanında bir büyük rotasyon hikayesi vardı. Tahvilden hisse yaparının geçmesi. Şimdi bu büyük rotasyon hikayesi tüm dünyada küçük hisselerden yeniden büyük hisselere dönülmesi yönünde bir çağrı var. Aynı şeyin bizim için de geçerli olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla yatırımcıların, hani yabancı yatırımcıların çok şu anda Türkiye'den yeniden hisse alacak bir ortamları yok. Orası bariz. Ufak ufak çıkış devam edecek. Biz evet yerli yatırımcıların gücüyle bunu bir miktar daha taşıyacağız. Ama bu yukarıya götürmeyecek ve oynaklık çok daha fazla artacak. Özellikle Haziran-Temmuz ayları. Evet, BIST 100 dışı olan grafikte BIST 100 dışı yeşille gösterdiğimiz kopup giden yukarıya doğru. Aşağıda kalan da BIST 30, çok net bir ayrışma zaten söz konusu Tufan Cömert'in ifade ettiği, anlattığı bölüme dair. Bir araya gideceğim izninizle. Cem Tözge ekleyeceğin yoksa bilmiyorum bu konuya dair var mı? Yok yok, herhangi bir ekleyeceğim bir şey yok. Bugün Cumhur'un yine, Cumhur'u ikinci kez anıyoruz, yine böyle bir tweet'i vardı. Hani Amerika endekslerindeki olan bir tane güzel bir grafik. General Electric ve Zoom'un market cap'ini koymuş. Sonra bir onu da bir göster de. Yatırımcıları hani sadece de olay Türkiye'de olmuyor. Amerika'da çok benzer bir durum var. Tamam. Ondan sonra tartışırız. Peki. Tamam. Mehmet Erten'i dinleyelim ama. Mehmet Bey dinledikten sonra kısa bir ara, aranın ardından sohbetimizi sürdürelim. Ben Powell gibi düşünüyorum. Bu ne kadar manalı bilmemekle beraber ben piyasalarda gözüken ve ani aşırı iyimser pompalanan
haberlerin ve bunun neticesinde yukarı doğru giden piyasaların biraz endişe kaynağı olduğunu düşünüyorum kendimde. Öncelikle piyasalardaki gelişmelerle reel ekonomi arasındaki bağın iyicene uzaklaştığını, koptuğunu hissediyorum. Bunu birkaç vesileyle daha evvel de paylaşmıştım. Özellikle geçen hafta içinde izlediğim bazı Avrupalı stratejistlerin de söylediği, örneğin borsalarda hisse senetleri fiyatları yukarı gidiyor ama hisselerin kazançları, kazanç fiyat ilişkisi hiç de öyle yukarı gitmiyor. Dolayısıyla reel ekonomi eğer merkez bankalarının piyasaya pompaladığı likitte süresince toparlanma göstermezse bir noktada tekrar bir düzeltmenin gelme ihtimali ortada gözüküyor. Faizin bu kadar düşük olduğu, likidite bolluğunun sürdüğü ortamda borsanın yükselmekten başka yapacak bir şeyi kalmıyor demiş Tufan Cömert. Londra swap piyasasının kapalı olması da yabancı girişini kısıtlayan etkenlerden swap tarafını gevşetirsek hisse senetleri bir miktar destek bulabilir yabancı girişi açısından. Efendim bu arada Tufan Cömert ve Cem Tözgen hatırlattı. Bu Zoom General Electric piyasa değeri karşılaştırmasının grafiğini de arkadaşlarımız bulmuşlar, ekrana getirdik. Beyaz olan bu Zoom online görüşme dediğimiz bir teknoloji şirketi ve son dönemde bu Covid sonrası müthiş bir şekilde yıldızı parlayan bir şirket. Yukarıdaki mavi olan da yılların General Electric'i, Amerika'nın en büyük tarihi şirketi GE. Piyasa değeri Zoom'un G'yi geçmiş gibi ama böyle zaman zaman görüyoruz ama çok bazen uzun soluklu olmayabiliyor bu tarz yukarı doğru geçişler. Kur Tufan abi biraz kur soracağım ama hani onun da neyini soracağım bilmiyorum, bir şey hani soracak orada da bir şey yok ama şöyle belki dolandırabiliriz: haftaya Merkez Bankası kararı olacak, hani oradan bir faiz indirim beklentileri var, 25 bas puanlık beklentiler konuşuluyor. Onun etkisi olur mu? Kurda swap mesela tamamen unutuldu gibi meselesi, ne dersin? Şimdi Merkez Bankası toplantısında, daha sonra Merkez Bankası faiz kararının artık TL üstündeki etkisi bence çok minimum. Çok tartışılacak bir şey de yok. Yani hani bu zaten fiyatlanan bir şey. Dünyada faizin her yerde düşürüldüğü, bizim faizimizin nominal olarak hala çok yüksek olduğu bir ortamda 25 bas puanlık bir indirim hiçbir yatırımcıyı şey yapmaz açıkçası. Rahatsız etmez. Bozmaz. Yani diyorsun. Türkiye'de bozmaz. Yani hani Türkiye'de yabancı, zaten çıkacak olan yabancı her şekilde çıkıyor. Faizle alakası yok. Yerli yatırımcı açısından da hani bu mevduat faizi daha da düşecek, işte oradan dövize gidecek filan teorisi de tabii şöyle bir karşı şeyle savla çıkmamız lazım. Zaten BDDK aktif rasyosu hayatımıza girdikten sonra onun da Merkez Bankası ile alakası kalmadı neredeyse. Merkez Bankası faizden çok daha bağımsız bir şekilde faiz düşüyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Merkez Bankası faiz kararının TL üstüne yansıması hani minimum nitelikte olacaktır. Hani o anlamda çok oraya bakmamak lazım. Swap piyasası önemli. Yani burada tabii bizim şu anki anlayışımız hani yabancı gelsin dövizini bozsun, Türkiye'den istiyorsa hisse tahvil ne istiyorsa alsın yapsın. Fakat tabii swap piyasası bir şeyi satmadan onu borçlanarak sonra belli bir süre içerisinde onu satıp vadesi tekrar geri koyuyor. Yani aslında ödünç almanın yöntemini biz kapattık o tarafta. Şimdi böyle olduğu için de Türkiye olan girişler ciddi anlamda azaldı. Şimdi nette baktığımızda sene başından bu yana hisse ve tahvilden yaklaşık 10 milyar dolar çıkış var. Yerli yatırımcının döviz talebi yaklaşık 8 milyar dolar oldu. Yani bir bu kadarlık aslında Türkiye'de döviz talebi oldu. Bunun üstüne biz yaklaşık işte 5,5 aydır da dış borç ödüyoruz. Yani dış borç çevirme rasyosu hem bankalardan hem özel sektörde %100'ün oldukça altında, %60, %70'lerde. Nette borç ödüyoruz ve bu da Merkez Bankası rezervlerinden karşılanıyor.
Şimdi böyle baktığımızda havuzda belli bir döviz likiditesi var. Bu döviz sürekli böyle bir kaçaklar veriyor. Böyle olduğu için de işte biz Türk lirasında genel olarak dünyada iyimserlik olduğu dönemde dahi benzer ülkelerden biraz daha negatif ayrıştığını görüyoruz. Fakat bu hani bizi korkutacak bir şey mi? Şimdi bayağı bütün bu delikler aslında böyle parça parça tıkanmaya başladı. Şimdi geldiğimiz noktada euro dolar paritesi, yurt dışındaki risk iştahı biraz daha etkili. Ama işte aşağıda gördük ki 6.60'lardan ciddi talep geliyor. Yukarıda 7'lere yaklaştığı zaman ciddi şekilde yani hiç kamu bankaları falan kalmadan yerli yatırımcıdan da satış geliyor. Dolayısıyla böyle kabaca işte 6.70, 6.90 gibi bir bant içinde orta noktası 6.80 olmak üzere bir süre özellikle yaz aylarında borsada olduğu gibi böyle bir yönsüz yatay seyir görebiliriz. Peki. Bir altın sorusu var Cem Tözge. Yani ısrarla soruyor Serkan Bey. Çok merak ediyorum. İkinci dalganın gelmesi halinde altın nasıl etkilenir? Cem Tözge'den istiyorum yanıtını değil mi? Şu an 1728 dolar altın nonsu. Yani bir sanki çizgi var, bir bariyer var gibi. Onun üzerine bir türlü çıkamadı son dönemde. Ons için Cem Tözge ne der gelinen noktada? Altında son iki aydır hemen hemen her program aynı şeyi konuşuyoruz. Yukarıda 1750'de direncimiz aşağıda 1700 ve 1680. Bir şekilde buraya sıkıştı kaldı. Tabii bu sıkışmanın sonunda aşağıya da yukarı sert bir hareket beklemek gerekiyor. Ama belli bir süre daha bu sıkışma devam edebilir. Ki hani sen de yayının başında dedin. Yani bu sabah bile işte Asya'dan hem işte Çin, Hindistan gerginliği, Kuzey Kore, Güney Kore gerginliği, işte ikinci dalga haberleri olmasına rağmen altın yine güç kazanamadı ama güç de kaybetmiyor. Çünkü hani dengeleyen unsur da ne? Bol likidite, düşük Amerikan tahvil faizleri şu anda altına destek veriyor. Ben bu sürecin, bu belli bir bant hareketinin önümüzdeki en azından programa kadar yine konuşacağız. Devam edeceğini öngörüyorum. 1750 dolar seviyesi direnç olmaya devam ediyor. Aşağıda 1700 dolar destek seviyemiz olarak gözükmekte. Peki kur konusunda senin bir değerlendirme olur mu Cem Tözge? Yani orada da bir sakinlik var gerçekten. Var yani sadece bize değil tüm gelişmekte olan kurlarda var. Bir tek beni dolar endeksi korkutuyor. Yani dışarıdan eğer bu DXY'da işte bugün bir miktar kıpırdanma oldu. 97'lerin üstüne geldik. Eğer dünyada dolar değer kazanırsa ki burada belirleyici olan büyük bir ihtimalle euro dolar paritesi olacak. Yani 1.12'lerin altına doğru bir sarkma bizi 1.10'lara da atabilir. Teknik olarak böyle bir resim var. Yani global olarak dolar değer kazanırsa buradan bir miktar darbeye bir ihtimalimiz var ama şu anda hani kendi iç dinamiklerimizde belli bir bant hareketi belli bir süre daha devam edecek gibi gözükmekte ki şu anda da bu bant sanki hani aşağılarda 6.75 yukarıda 6.85 belki bilemediniz hani 6.90 diyebilirim. Peki şunu da göstereyim, teşekkür edeyim. Hani bu sakinliği belki görmek açısından dolar TL'nin bir aylık zımni oynaklık grafiği oynaklığın 14'lere doğru gevşediğini görüyoruz. Özellikle Mart ve Nisan aylarında zirve yapmış dolar TL'nin zımni oynaklığı o dönemlerde 25'lerin üzerine doğru tırmandıktan sonra şu an geldiği seviye 14'ler aşağı doğru hareketlenme zaten çok net bir şekilde görünüyor. Ben Tufan Cömert ve Cem Tözge'ye çok teşekkür ediyorum katkıları için. Her ikisine de iyi akşamlar diyelim. İyi akşamlar. Çok sağ olun. Hemen Melike'ye döneyim. Bakalım sevgili Melike Amerika tablosuna dair neler aktaracak bizlere. Son 3 gündür kazandıran borsa bugün tersine döndü. Ama trading'in son saatlerinde Dow Jones ve S&P 500'ün negatife döndüğünü, satışlara döndüğünü görüyoruz. Exxon Mobil Chevron eşliğinde Dow Jones en çok düşüyor. 50 puanını oradan alıyor. Onlardan, enerjiden alıyor. Çünkü enerji, ham petrolün, West Texas'ın düştüğünü görüyoruz. Bugünün hikayesi Powell'dı ve ABD'de özellikle 9 eyalette artan enfeksiyon, koronavirüs vaka sayısı, hastanelere yatırılanların sayısının rekor seviyelere gelmesiydi. Bunlar güney, iç batı özellikle eyaletlerindeydi. Powell'ın ise kongreye mali desteğinizi çekmeyin demesi biraz geri tepki aldı. Özellikle de cumhuriyetçi eyaletlerden McHenry'den. Kendisi sen asıl para politikalarına konsantre ol diye kızgın bir şekilde cevabını vererek Powell'a bunun iki taraflı gitmesi gerektiğini söyledi. Evet, V şeklinde iyileşme var diye yukarı çıkan borsa iştahını kaybetti.
korku endeksinde de bir yukarı çıkış gördük. Ama bu daha fazla olabilirdi eğer dexamethasone bir iyimserlik yaratmasaydı. İngiltere'den gelen steroid tedavi ilacı koronavirüs vakalarını, ölü sayısını daha azaltıyor, %50 başarı sağlıyor diye. İşte böyle bir günde Facebook'un arttığını, McDonald's'ın arttığını gördük. Ekonomik verilerde gayet iyi geldi ama çok fazla fiyatlanmadı. Özellikle inşaatta, inşaat izinlerinde, başlangıçlarında rekor artış görüyoruz Mayıs ayında. Fakat dediğim gibi fiyatlanan biraz endişe ve korkuydu diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike'cim çok teşekkür ederim. Biz bir de vadeli endeksler tarafına göz atalım efendim. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sunar. Dört gün sonra ilk kez düşen Amerikan endeksleri vardı. Vadeliler tarafında da Dow Jones'ta S&P 500 tarafında çok net bir gerileme var. Nasdaq endeksi, teknoloji cephesi biraz daha kendini yine olumlu bir şekilde ayrıştırmayı sürdürüyor. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sundu. BIOPOT30 akşam seansımızda tamamen yatay bir kapanış yaptı. Tıpkı bugün Borsa İstanbul'un kapanışı gibi yataylık açısından 126.825 seviyesi akşamda BIOP'un kapanışı. Yarın ne konuşacağımıza bakalım günlerden Perşembe. İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Yabancının tahvil ve borsaya bir önceki hafta giriş ya da çıkışını gösteren verimiz, haftalık işsizlik maaşı başvurularımız, döviz tevdiat hesaplarındaki Türkiye'deki son durum, yarın yine açıklanacak Amerika'dan Philadelphia Fed iş dünyası görünüm endeksi, Norveç'ten İsveç'e, Endonezya'dan Tayvan'a yine faiz kararları gelecek gelişmekte olan ülkeler cephesinde. Bizden bu akşamlık bu kadar. Yarın akşam 21 ekonomik görünüm, 22 küresel piyasalar.